fuara gitmiştik ya. Ya ben orada ak kedi kim, kara kedi kim gayet iyi anladım. Türkan'ın pasifliğini görünce senin Somer'e gerçekten aşık olduğuna, onu gerçekten çok sevdiğine emin oldum. Aşk böyle bir şey. İnsan sevdiğinden asla vazgeçmez. Onun uğruna dünyayı yakar. Ki sen Somer için hepimizi yaktın, değil mi? Yaktım, evet. Hala da yakarım ama biliyor musunuz? Ama sizi de çok üzdüm. Yani çok da gurur duyacağım şeyler yapmadım açıkçası. Yok. Haksızlık etme kendine. Sen Somer'i çok sevdiğin için yaptın kızım. Değil mi? Ama günün sonunda elimde kocaman bir mutsuzluktan ve vicdan azabından başka da bir şey kalmadı. Öyle deme. Sonuçta yöntemin yanlış bile olsa sen Somer'i ölesiye sevdin. Yani senin en büyük kusuru sabırsızlığın. Ha biraz sakin olsaydın bu hatalara da düşmeyecektin. Hata değil de. Oh. Ruh canım. Ben delirmiştim artık. Sen kucağında çocuğunla çıkıp geldin kızım bizim evimize. Yani Türkan'ın karşısında bir mağdur oldun resmen. Çok büyük bir riskti yaptın. Somer bir tarafta. Bir tarafta Somer'in karısı Türkan. Her gün onların yüzüne bakmak. Kim bilir ne kadar acı çekmişsindir sen. Hem de nasıl. Benim o kadar canım yanardı ki onları göz göze yüz yüze gördükçe. Türkan bile nispet yapar gibi hamile kaldı. Ben o günleri hatırlamak bile istemiyorum. Zor günlerdi. Yani çok arada kaldım. Ama neyse ki Allah'tan Somer bebeği düşürenin sen olduğuna inanmıyor. Yani yoksa şu bebeğin yüzü su hürmetine bile olsa senin yüzüne bakmazdı. Evet. Ama çok uğraştım Somer'i ikna etmek için biliyorsunuz. Evet. Türkan damarıma basmasaydı asla itiraf etmezdim de. Neyse ki Somer sana inandı. Boş ver. Geçti gitti. Somer'in gerçeği öğrenmesinin artık hiçbir anlamı yok. Rüçhan. Ben o günden sonra çok pişman oldum. Ben doğmamış bir bebeğe bunu yapmayacaktım. Benim bu hayattaki tek pişmanlığım, tek vicdan azabım. O bebeğin canına kıymaktı. Düşmanım bile olsa ben Türkan'ı o halde acıya terk etmemeliydim. Ben kendimi hiç affedemiyorum. Hiç. Hatta bazı geceler ben bir bebek ağlamış sesi duyarak uyanıyorum biliyor musunuz? Annesinin karnında bir bebeğin canına kıymak. Korkunç bir şey bu. Rüşhan'ım, ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım. Yaptım.
Ben her gece kabus görüyorum. Bir bebek ağlıyor sürekli. Bir gölge geliyor. Kiraz uzanacak gibi oluyor. Karabasan gibi çöküyor üstüme. Böyle kirazı uzanıyor. Ben soluksuz çığlık atmaya çalışırken uyanıveriyorum. Kabusun gerçek oluyor yine. Somer? Somer! Gel. Somer! Somer yapma! Yapma yalvarırım yapma! Benim evimden ne olur! Sen Türkiye'nin o halde bıraktığın için, karnındaki bebeği o şekilde kıydığın için bundan böyle ben senin karabasanın olacağım yine! Somer! Somer Allah aşkına! Somer ne olur bak ben çok pişmanım! Bak annene de anlattım zaten değil mi? Somer yalvarırım bu evime benim evimden ne olur. Senin cezan belli mi ne? Bundan böyle ne beni ne de Kiraz'ı görebileceksin. Asla! Çekil! Somer ne olur. Somer yalvarırım yapma. Somer yalvarırım. Hüsnü Hanım yalvarırım. Yalvarırım size yalvarırım da olur izin vermeyin. Somer'in bir şey söyleyin ne olur. Dünyanın, mevsimlerin, canlıların, tüm insanlığın kudretli kalemi ilahi adalet. Nerede kırılırsa orada yazı susar. Soğur mu yürekleri hak yerini bulduğunda? Yeşerir mi yeniden yalanla, ihanetle kurumuş topraklar? Kim verebilmiş ki bunun cevabını? Geriye kalanı, kutsal ve hediye gibi sarıp sarmalarsın sadece. Adalet yerini buldu demenin en güzel, en naif hali budur çünkü. Gerçekle yetinmek ve yola devam etmek. Dosdoğru, dürüstçe kucaklamaktır yeni doğan güneşi. Soruların cevapları ise yangın yerinde savrulan küllerde saklı. Cevabınızı bekliyorum. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.